Sıcak bölgelerden yaşanan son gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Saatler tam 19'u gösterirken oralarda neler yaşanıyor? Arkadaşlarım ekranın hem soluna hem sağına o görüntüleri vermiş durumda. Bir tarafta yine Aşkelon'un görüntüsü var. Bir tarafta Gazze sınırı var. 7 Ekim'deki çatışmalardan sonra maalesef şu dakikalarda da hala o görüntüler ekranlara geliyor. Bomba sesleri işte hemen ekranın sağ tarafında daha saniyeler önce o karanlığın aydınlandığı o anları Aşkelon'da sizlerle buluşturmuş olduk. Bir tarafta da yine sol tarafta Gazze'den gelen o görüntüleri görüyoruz. Bomba yağmuru devam ediyor. Gazze sınırındaki o görüntülerde gece adeta aydınlanıyor, akşam adeta aydınlanıyor. Hava karardı ama görüntüler ekranlara geliyor. İsrail'li polisinin de bir taraftan tabii ki Gazze'deki Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaların devam ettiğini de söylemek mümkün. İşte Gazze'deki bombaların daha net bir biçimde canlı yayında ekranlara yansıdığı o anları görüyoruz. Bombalar yağmaya devam ediyor. Zulmün gölgesindeki 3. Cuma'da da hareketli geçtiğini bugün zaten sizlerle paylaşmıştık. O bölgelerdeki arkadaşlarımız nelerin yaşandığını sizlerle paylaşıyor. İşte burası Gazze. Gazze'nin ağır bombardıman altında olduğunu birazdan daha net bir biçimde anlayacağız. Hava kararmış durumda ama bombaların o ivmesiyle birlikte, gelen o ateşlerle birlikte net bir biçimde görülüyor. Gece adeta, akşam adeta aydınlanıyor diyebiliriz. Bir tarafta Gazze sınırından canlı yayınımız devam ediyor. Bir tarafta o Gazze sınırının daha net aydınlanmış haliyle gösterdiğimiz o nokta. Bir tarafta da Aşkelon var. Aşkelon'da biliyorsunuz Gazze'ye sınır olan bir bölge olarak karşımızda. 7 Ekim'deki çatışmalar her gün, her geçen gün artarak devam ediyor. Bir tarafta da İtidal çağrıları Arap dünyasından geliyor. Arap ülkelerinden ortak bildirileri gelmesine rağmen yine artarak devam ettiğini ifade edelim. Gençler bugün de Mescid-i Aksa'ya alınmadılar. Cuma namazını kılmak istediler ama orada büyük bir zulüm yaşandı. Onu da gün boyunca sizlerle paylaştık. Bu Cuma gününde İsrail polisiyle Filistinli sivillerin çatıştığını bir kez daha söyleyelim. Bir takım noktalarda gaz mermisinin sıkıldığı zaten yıllardan bu yana hep biliniyor ama bu günlerde özellikle şiddetinin arttığını da ifade edelim. Güvenlik güçleri zaman zaman habercileri de engelliyor. O noktada yayın yapmalarına müsaade etmiyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. İşte o gece gibi olan o noktalarda, havanın karardığı o noktalarda net bir biçimde bombanın aydınlattığı o anlar ekranlara yansıyor. Bir tarafta Gazze var, bir tarafta Gazze sınırı var, bir tarafta da dediğimiz gibi Aşkelon noktasında var. Tabii ki kimyasallar da sıkılmaya devam ediyor. Özellikle Arap ülkelerinden bugün konuyla alakalı bir bildiri gelmişti. 21 gündür bombalar hiç şiddeti azalarak değil artarak devam ediyor. Tüm dünya aslında bu konuda derinden etkilenmiş durumda. Okullar, camiler, pazarlar her nokta vuruluyor. Sivillerin yaşadığı her yer vuruluyor. Saldırıda can verenlerin önemli bölümünü yaşlılar, kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu bir kez daha sözlerimize eklemiş olalım.